Aşağıda bir yoğunluk eğrisi verilmiş ve bu yoğunluk eğrisi görmeye alışık olduğumuz eğrisel yoğunluk eğrilerine benzemiyor. Bizim için bunun üzerinde çalışması ve alan hesaplaması açıkçası daha kolay. Bizden x'in 2'den büyük olduğu bölgedeki yoğunluk eğrisinin altında kalan alanın yüzdesini hesaplamamız istenmiş. Öyleyse hangi alan x'in 2'den büyük olduğu alana denk geliyor? Önce buna bir bakalım. Burası x eşittir 2 noktası. O zaman evet buradaki alandan bahsediyoruz diyorlar değil mi? Öyleyse bu mavi alanın eğrinin altında kalan toplam alanın yüzde kaçına denk geldiğini bulmamız gerekiyor. İlk olarak yoğunluk eğrisinin altında kalan toplam alanı bulalım isterseniz. Yoğunluk eğrisi yalnızca x eşittir 1'den x eşittir 3'e kadarlık bir aralıktaki alana sahip. Dolayısıyla önce buradaki yamuğun alanını bulmamız gerekiyor. Bahsettiğimiz bu yamuğu şöyle evet kırmızı ile gösteriyoruz. Göstereyim. Yani burada kırmızı ile gösterdiğim yamuğun alanını bulmalıyız ve bu bulduğumuz alan 1'e eşit olmalı, değil mi? Çünkü bütün yoğunluk eğrilerinin altında kalan alan her zaman 1 olur. O zaman bunu önce kontrol edelim. Bunu birkaç yolla yapabiliriz. Şekli iki farklı şekle bölebiliriz. Ya da yamuğun alan formülünü kullanabiliriz. Bu sefer yamuğun alan formülünden ilerleyelim. Yamuğun formülü için bu kenar ile... Bunu farklı bir renkle yapayım. Bu uzunluk, evet bu uzunluk ile bu uzunluğun ortalamasını alıp yamuğun yüksekliği ile çarpmamız gerekiyordu değil mi? İki uzunluğun ortalaması. Bakalım bu uzunluk 0,25. 0,25 artı bu uzunluk 0,75. 0,75 bölü 2. Bu bize iki uzunluğun ortalamasını verecek. Çarpı yamuğun yüksekliği çarpı burası değil mi? O da 2. Bu işlemin sonucunda olması gerektiği gibi 0.25 artı 0.75 eşittir 1 buluyoruz. O zaman bütün bu yoğunluk eğrisinin altında kalan alan gerçekten 1'miş. Zaten yoğunluk eğrisi olması için 1 olması da gerekiyordu. Şimdi de maviyle gösterdiğimiz bu alanın toplam alanın yüzde kaçı olduğunu bulmaya çalışalım. Burada da aynı şeyi yapabiliriz, zira bu da bir yamuk, değil mi? Bu kenarla bu kenar kenarın ortalamasını alırız ve bu yamuğun yüksekliği ile de çarparız. Şimdi bu kenar 0,5. 0,5 artı 0,75. 0,75 ve bu toplamın ortalamasını almak için 2'ye bölelim. Bunu da yükseklikle çarpalım. Taban 2'den 3'e gittiği için yükseklik 1 oldu. Çarpı 1. Bu da bize 1,25 evet 1 1,25 bölü 2'yi verecek. Peki bu bölümün sonucu nedir? Bu da 0,625 öyle değil mi? Doğru mu yaptım? Bakayım evet 2 ile çarparsam 1,25 bulacağım. Öyleyse x'in 2'den büyük olduğu bölgedeki yoğunluk eğrisinin altında kalan alanın yüzdesi bu ondalık gösterimi. Evet eğer bunu yüzdelik göstermek istersek o da Yüzde %62 buçuk olacak, değil mi? Tamam, bunu bulduk. Hadi, bir örnek daha yapalım. Aşağıda bir yoğunluk eğrisi verilmiştir. X'in 3'ten büyük olduğu bölgedeki yoğunluk eğrisinin altında kalan alanın yüzdesini hesaplayın diyor. Şimdi x eşittir 3 noktası burası. x'in 3'ten büyük olduğu alan sorulmuş. Buradaki bütün bu alanı hesaplamamızı istemişler. Aslında bu sorunun cevabını doğrudan söyleyebiliriz değil mi? Çünkü x'in 3'ten büyük olduğu alanı soruyor isek bu yoğunluk eğrisinin altında kalan tüm alanı soruyoruz demektir zaten. Ve yoğunluk eğrisinin altında kalan alan her zaman bir eşit olmak zorunda. Veya bu soru yoğunluk eğrisinin altında kalan alanın yüzdesi kaçtır diye de sorulmuş olabilirdi. Bütün yoğunluk eğrisi x'in 3'ten büyük olduğu alanda olduğu için alanın yüzde yüzüne eşit olur derdik. Şekildeki alanı hesaplamaya çalışmamıza bile gerek yok.